Suriye. Aradan geçen onca yılın ardından şimdilerde en sık duyduğumuz haberlerden biri Ankara-Şam hattındaki diyalog diplomasisi. Ama arka planda özellikle sosyal medyadan takip ettiğimiz ilginç gelişmeler de olmuyor değil. Amerika'nın bölgede artan silah sevkiyatı bunlardan biri. Son günlerde bölgeden gelen videolarda karşımıza çıkan Amerikan yapımı hava savunma sistemi Avenger bu noktada kafalarda soru işareti oluşturuyor. Amerika bunca sevkiyatı bölgedeki askerlerini korumak için mi yapıyor, yoksa birlikte hareket ettiği PKK-YPG unsurlarını donatmak için mi? Gelin hem bu soruya dilimiz döndüğünce cevap arayalım, hem de herkesin merak ettiği ANTW-Q1 Avenger hava savunma sistemine yakından bakalım. Son günlerde Suriye'ye dair haberlerde en sık duyduğumuz detaylardan biri de Suriye'nin belirli bölgelerinde görüntülenen askeri konvoylar. Bu konvoyların Amerika'ya ait silah ve sistemleri taşıdığı sır değil. Kimi zaman elektronik harp unsurları, kimi zaman zırhlı taşıyıcılar, kimi zaman da bölgesel savunma sistemleri tırlarla taşınıyor. Tabii tüm bunlar Türkiye'nin yakın takibinde. Sadece Suriye'de değil. Irak'taki kimi noktalar üzerinden gerçekleşen silah sevkiyatları da Ankara'nın radarında. Bu videoda konumuz bölgede teröristlere akan silahlar değil, dikkatimizi çeken tek bir sisteme odaklanmak istiyoruz. Çünkü özellikle ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının bu hususta meseleyi pek de doğru okuyamadığı ve yanlış bilgilerin hızla yayıldığı düşüncesindeyiz. Bahsettiğimiz sistem kısa menzilli bir hava savunma sistemi olarak adlandırabileceğimiz Avenger. 80'li yılların sonunda Amerikan ordusunun kara birliklerini düşman hava araçlarından koruyacak bir sisteme ihtiyaç duyuluyordu. O dönem elde kısa menzilli hava-hava füzesi Sidewinder var ve bu füzeyi kullanan MIM-72 sistemi. Ancak Amerikan askeri kurmayları için bu sistem artık eskimişti ve personel mutlaka daha gelişmiş araçlarla donatılmalıydı. Kollar sıvandı. ANTW-Q1 Avenger'ın ortaya çıkması uzun sürmedi. Sistem 360 derece hareket kabiliyeti olan bir kule ve üzerine konulduğu askeri araçtan oluşuyordu. Avenger sistemi için seçilen füze resmi koduyla FIM-92 Stinger füzesi. Çoğumuz onu sadece Stinger olarak biliyor. Omuzdan tek er tarafından ateşlenebilen sistem ısı güdümlü. Ateşlendikten sonra hedefin yaydığı ısıyı kendine baz alıyor ve bu şekilde ilerliyor. Yaklaşık 3800 metre irtifanın altında uçan helikopter, seyir füzesi ve kamikaze İHA'ları vurabiliyor. Menzili yaklaşık 5500 metre. Tek er tarafından ateşlenebilen bu sistemlere sizin de bildiğiniz gibi MAMPET sınıfı deniliyor. Stinger işte bu sınıfta başroldeydi. Sadece Amerika değil, NATO ülkelerinin de bu alandaki ana unsuru olması uzun sürmedi. Binlerce, on binlerce üretmek pek de zor değildi. Fiyatı da ucuzdu. Ayrıca her biri 4 adet Stinger füzesi taşıyabilen 2 ayrı fırlatma tüpüne sahipti. Bu tüplerin doldur boşalt süresi yaklaşık 4 dakikaydı ve bu da gerçekten son kullanıcı için oldukça cazipti. Ancak eleştiriler de yok değildi. Herkesin cevap aradığı temel bir soru vardı. Sonuçta bu sistem sadece Stinger füzesi kullanıyordu. Peki ya bir düşman hedefi bu aracı vurmak istediğinde kendini nasıl savunacaktı? Çare bulabilmek amacıyla sisteme 12.7 mm mermi ateşleyebilen M3P makineli tüfeği eklendi. Avenger sahip olduğu termal kameralarla gece gündüz fark etmeksizin görev yapabilen bir sistem. Ayrıca gündüz kameraları da var ve bu kameralar hedef tespitinde de kullanılıyor. Ayrıca lazerli bir mesafe bulucusu da var. Bu sayede hedefin bilgileri hassas bir şekilde görev bilgisayarına iletiliyor. Temel olarak Avenger'ı farklı sistemlerin bütünü olarak düşünmek daha doğru. Sistem tüm hesaplamaları yapan, hedefi izleyen, sınıflandıran ve ateş sürecinde de görevini yapan bir bilgisayara sahip. Az önce bahsettiğimiz üzere bu sistem hedefin ısıl izine kilitleniyor. Hedefe çarparak infilak ediyor ve böylece tehdidi de ortadan kaldırmış oluyor. Harp sahasının değişen koşullarının ardından Avenger da yerinde saymadı. 2017 yılından itibaren savaş başlığını düşman hedefin yakınında patlatabilmesi için daha gelişmiş tapalar sistemi eklendi. Amacın ısıl izleri düşük olan kamikaze İHA'ları vurabilmek olduğu duyuruldu. Amerika'nın Suriye sevkiyatlarında daha sık görmeye başladığımız bu sistem gelişmiş haberleşme sistemlerine de sahip. İçerisinde bulunan kimi bileşenler karşıdaki hedefin dost mu, düşman mı olduğunu da tanımlayabiliyor. Avenger araç üzerine konduğunda oldukça mobil bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak araçtan söküp müstakil olarak kullanma imkanı da var. Örneğin önemli bir binanın çatısına yerleştirilerek sabit bir hava savunma sistemi olarak kullanabiliyorsunuz. Sistem tamamen otomasyonla çalışıyor. Operatörün uzaktan kumanda imkanı var.
Böylece sistem başka bir unsur tarafından vurulsa dahi personelin can güvenliği sağlanmış oluyor. Avenger sistemi hava savunma ağına entegre edilebiliyor. Bu durumda Patriot gibi yüksek irtifalı uzun menzilli sistemlerin arasındaki boşlukları korumak için kullanılabiliyor. Ayrıca radarlardan sağlanan veri ile sistem füzeyi o bölgeye yönlendirebiliyor. İlk olarak 1989 yılında birliklere dağıtılmaya başlanan sistem bugün geldiğimiz noktada dünyanın çok farklı bölgelerinde kullanılıyor. Peki ya Türkiye? İşte bu sorunun cevabı için ayrı bir parantez açmak şart. Türkiye ilk ortaya çıktığı yıllarda Avenger sistemiyle ilgilenmişti. Ancak Türk kurmayların hoşuna gitmeyen bir durum var. Avenger'ın üzerine konulduğu Humvee tipi araçlar bizde yoktu. Eğer sistemi alırsak bu araçları da almak zorunda kalacaktık. Bu da eğitiminden bakımına, lojistik idamesinden diğer pek çok detaya kadar ciddi bir masraf demekti. İşte bu süreçte biz kendimiz üretebilir miyiz sorusu öne çıktı. Bu maksatla Aselsan çalışmalara başladı. Sistemi onlar üretecek, füzeleri için Roketsan tamamlayacaktı. Ayrıca görev için iki askeri araç seçildi. Bunlardan biri Land Rover Defender, diğeri ise M113 zırhlı aracıydı. İkisi de ülkemizde lisans altında üretilen bilindik sistemlerdi. Bu sistemler baz alınarak yapılan çalışmaların ardından Zıpkın ve Atılgan ortaya çıktı. Zıpkın Defender aracı üzerine inşa edilmişti. Sistem 8 adet Stinger füzesini dörtlü fırlatıcılardan ateşliyordu. Tıpkı Avenger'da olduğu gibi 12.7 mm makineli tüfek yardımcı silah olarak eklenmişti. Zıpkının kusuru stabilizasyon sisteminin olmamasıydı. Bu nedenle hareket halindeyken füze ateşlemesi mümkün olamıyordu. Bu soruna çözüm M113 şasesi üzerine inşa edilen Atılgan'la bulundu. Stabilizasyon sistemi burada devreye alındı. Sistemin ilk test atışları 2000'li yıllarda yapıldı. Siper, Hisar gibi sistemler henüz ortada yokken Türkiye ilk yerli hava savunma sistemlerine böyle kavuştu. Daha sonra bu sistemleri ihraç etmeye de başladık. 2005'te ilk müşterimiz Hollanda oldu. Türk mühendisler bu sistemi inşa ederken açık mimari kullandı. Böylece Rus menşeili füzelerin de ateşlenmesi mümkün oldu. Sistem Kazakistan'a Rus yapımı IGLA füzeleriyle ihraç edildi. Sistemi yeterince tanıdığımıza göre şimdi ilk sorumuza yeniden dönebiliriz. Amerika bu sistemleri kendi birliklerini korumak için mi bölgeye gönderiyor, yoksa PKK-YPG'li teröristleri donatmak için mi? Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan bazı hesaplar Avenger'ın konulduğu askeri aracın menzilini sanki füzenin menzili gibi yazmaktan çekinmiyor. Bir diğer grupsa ısrarla bu füzelerin Türk İHA'larını düşürebilmesi için PKK'ya verildiğini iddia ediyor. Elimizdeki verileri birleştirerek tüm bunlara cevap arayalım. Sistemin farklı hava savunma sistemlerine entegre edilebildiğini söylemiştik. Amerika'nın Irak'taki üslerini koruyan hava savunma sistemleri arasında Avenger'da bulunuyor. Iraklı Şii milisler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerini hedef almaya başladı. Bu saldırılarda ağırlıklı olarak kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri kullanıldı. Irak-Ürdün sınırında bulunan ve Tower 22 ismiyle bilinen Amerikan askeri üssü de işte bu süreçte vuruldu ve 3 Amerikan askeri öldü, 47'si yaralandı. Amerika'nın hali hazırda Suriye'deki üslerde 900'e yakın askeri olduğu rapor ediliyor. Amerika'nın işte bu unsurlarını daha iyi koruyabilmek adına bölgeye Avenger hava savunma sistemi gönderdiği seçeneği daha ağır basıyor. Ancak Amerika'nın sicili geride bıraktıkları silah ve sistemler konusunda kesinlikle temiz değil. Irak'ta ve Afganistan'da bu durumun nasıl yıkıcı sorunlara yol açtığını yaşayarak gördük. Çünkü onların boşalttığı alanlarda bir süre sonra omuzdan kolayca ateşlenen MANPETS tarzı sistemlerin pazarlarda bile satıldığını gördük. Parasını veren herkesin ulaşabileceği bir ortam oluştu maalesef. Amerika, Irak ve Afganistan'da yaşadıklarının ardından Suriye meselesinde konuya önce çok temkinli yaklaştı. Suriye savaşı başladığında asla kendi depolarından MANPETS tip füzeler göndermedi. Bu füzeler Amerika'nın anlaştığı kilit isimler tarafından eski Sovyet ülkeleri ya da Balkanlardan satın alınıp Suriyeli milis güçlere dağıtıldı. Washington yönetimi geri çekildiği bölgelerde lojistik zorluklar bahanesiyle pek çok silah sistemini ya da platformu orada bırakıyor. Bazılarını kullanılamaz hale getiriyor ama kimileri de yerel unsurların eline geçiyor. Amerika'nın Suriye'den olası bir çekilme durumunda bu füzelerin emniyetini nasıl sağlayacağı kocaman bir soru işareti. Peki işler ters gitti ve Avenger'lar bölgedeki terör unsurlarının eline geçti. Teröristlerin bu araçlarla Türk SİHA'larını ya da Türk savaş uçaklarını düşürmesi ne kadar mümkün? Türk Silahlı Kuvvetleri ya da MİT tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçları 4000 metrenin altına inmiyor.
Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçakları da oldukça yüksek irtifadan hassas güdümlü mermi atışı yapıyor. Bu mühimmatlar belirli bir mesafe gittikten sonra hedefini vuruyor. Dolayısıyla silahlı insansız hava araçları ve F-16 savaş uçakları için bir tehdit yok. Sadece alçaktan uçan helikopterler için bir tehdit oluşturabilir. İşte bu noktada çoğumuzun aklına gelen olay Amerika tarafından düşürülen Türk SİHA'sı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayda Haseke üzerindeki Anka insansız hava aracı düşürülmüştü. Bu olayda bölgedeki hava savunma sistemleri kullanılmadı. Ürdün'de üstünden havalanan Amerika'ya ait F-16 Anka'yı vurarak düşürdü. Benzeri bir olayda Avenger sisteminin kullanılması mümkün değil. Buna rağmen tedbiri elden bırakmamak şart. Çünkü Amerika başta olmak üzere Türkiye'nin kağıt üzerindeki müttefiklerinin neler yapabildiğini bugüne kadar pek çok kez gördük. Ankara'yı zora sokacak her gelişmede aynı çatı altında bulunduğumuz batılı ülkelerin imzasının olması tabii ki tesadüf değil. Amerika'nın tüm bu silah sevkiyatlarını olası bir savaş durumunda YPG, PKK'nın kendini koruması adına bölgeye getirmiş olma ihtimalini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerek. Tüm bunlar ihtimaller. Filmin nasıl biteceğini ancak zamanı geldiğinde öğrenebileceğiz. Bu videomuzda size Avenger hava savunma sistemini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyoruz. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Suriye. Aradan geçen onca yılın ardından şimdilerde en sık duyduğumuz haberlerden biri Ankara-Şam hattındaki diyalog diplomasisi. Ama arka planda özellikle sosyal medyadan takip ettiğimiz ilginç gelişmeler de olmuyor değil. Amerika'nın bölgede artan silah sevkiyatı bunlardan biri.